Kanalıma hoş geldiniz. Sizin de eğer el rondonuz bozulduysa nasıl tamir edileceğini göstereceğim. Bu ip dışarı çektiğimizde kalıyor, öyle geriye sarmıyor. Sizde de farklı arızalar olabilir. İp kopması gibi arızalar da bu şekilde yapabilirsiniz. Genelde tırnaklı oluyor. Şu aralayıp bıçak yardımıyla veya ince bir törneve de yardımıyla bunun aralayıp çektiğimizde tırnaklarını atmış oluruz. Ve ne sorunu var? Buradan görmüş oluyoruz. Bunun sorunu bu takılı olan yerden çıkmış oldu. Oradaki zinciri çektikçe saran yay var orada. O bölümden kurtulmuş oldu. Gördüğünüz gibi ip boşta kaldı. O düğümü o yuvasından daha küçük geldiği için oradan attırdı. Onu söküyorum ve daha büyük içinden geçirdikten sonra aynı yerde deliği var. O delikten geçirdikten sonra daha kalınca bir düğüm yaparak, ikili düğüm yaparak onu tekrar geri çıkmasını önlemiş oluyoruz. Çok basit bir sorunu vardı. Kolay bir şekilde hallettim. Ama burada ipini sarmak gerekiyor. Rastgele koyarsak veya çevire çevire sararsak çektiğimiz anda boş kalır. Öyle yapamayız. Böyle çevirerek olmaz. Üstünden dolandırarak ipi sarmamız gerekiyor. Tamamen dibine kadar ipi böyle çevirerek kıvrıldığı zaman da o kıvrılan kısımlarını açarak böyle üstünden geçirerek sarıyoruz. Bu çok önemli. Bunu yapamazsanız tamir etmiş olmazsınız. Çektiğimiz anda ip dışarıda kalır yine. İçinden zembelek denilen eskiden saatlerde olduğu gibi içeride çeviren bir mekanizması var. Geri açılıyor çektiğimizde. Sonra kendini toplarken ipi de geri çekmiş oluyor. Bunu anlatması biraz zor oluyor. Ama içinde bir yay var. Çeken bir yay var. Onu bilmeniz yeterli. Bu şekilde yapmış oldum. Kapağını kapatıp aynı şekilde söktüğümüz tarafta bu yerleri aynı yere gelmesi gerekiyor. O şekilde kapattıktan sonra tam yerini bulamadım. Böyle değildi. Biraz daha çevirmem lazım. Tam yerine oturtmak lazım. Dişlileri oturması için. Tam yerine oturduktan sonra sıkıca bastırdığımızda tık diye bir ses geliyor ve oturmuş oluyor. Ondan sonra bunun işi bitmiş oluyor. Kullanıma hazırlıyor ve bir başka şekilde bu ip de kopabiliyor. En yaygın arıza bu ipin kopması. O ipler satılıyor bazı yerlerde. Oradan alıp aynı şekilde yine yapabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir içerik üretmiş oldum. Beğenilerinizi bekliyorum. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Sizin beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.